Merhaba dostlar. Cumhuriyet Bayramımızın 93. yılı kutlu olsun. Cumhuriyet demek Türkiye için Atatürk demektir. Tabii ki Atatürk'ün kastedilen bedeni değil, Atatürk'ün fikirleri demektir. Türkiye'de Cumhuriyeti kuran Atatürkçü fikirdir. Herkese kutlu olsun. Cumhuriyetimize sahip çıkalım. Bugün Türkiye'de bütün alanlarda Cumhuriyet Bayramımızı kutlamak için alanlarda olalım. Cumhuriyetimize sahip çıkalım. Sahip çıktığımızı gösterelim. Bu cumhuriyet kolay kurulmadı. Değerini bilelim. Ve tabii ki cumhuriyeti kuran bu yolda şehit olanlara Allah'tan rahmet, gazi olanlara yine hepsine şükranlarımızı iletiyoruz. Yani Cumhuriyet öyle bir şartta kuruldu ki, yani 1700'lü yıllardan itibaren tam 220 yıl süren ağır bir savaşlar dönemi geçirildi. Ondan sonra topyekün savaş dediğimiz Birinci Dünya Harbi yaşandı ve bu harpten de mağlup çıkıldı. Artık Anadolu bitmiş tükenmiş derken, artık işgal kuvvetleri hedeflerine ulaştık derken, artık Anadolu'yu tamamen, bazıların dediği gibi değil, tamamen Türklerin elinden alma zamanının geldiğini düşündükleri noktada Musul'dan, Kerkükler'den bahsetmiyoruz. Anadolu'da tek Türk kalmayacak şekilde hale geldiği noktada, geldiğini düşündükleri noktada işte Anadolu'dan çıkan önce Kuvayi Milli ile ve yerel kongrelerle başlayan o toprağına sahip çıkma, vatanına sahip çıkma iradesi baş gösterdi. Zaten Mustafa Kemal Atatürk Çanakkale'de bu toprakları emperyalistlere teslim etmeyeceğinin ilk işaretini zaten vermişti. Daha Mustafa Kemal Atatürk Çanakkale'de Limonsan Van Ders'in kararlarını dinlemeyip, sarayın kararlarını dinlemeyip, halkın yanında durarak emperyalizme en büyük dersi vermiştir. Mustafa Kemal Atatürk orada Kurtuluş Savaşı'nın zaten komutanı olmayı hak etmiştir. Ve bu şartlar altında Kurtuluş Savaşı'nı yaptık. Topyekün yok olmaktan bugünkü Anadolu topraklarını kurtardık. Biz bir yerlere kimseye falan bırakmadık. Biz toptan yok olmaktan, toptan yok edilmekten kurtulduk. Bunu herkes iyi soksun kafasına. Orayı burayı falan bırakmak diye bir kavram yok. Mustafa Kemal hayalci değildi. Macera perest değildi. Mustafa Kemal Atatürk gerçekçiydi. Günün şartlarına göre nasıl davranılması gerektiğini, bu vatanın nasıl ayakta tutulması gerektiğini en iyi bilen kişilerden biriydi. Bu uğurda canını ortaya koymuş insana, İnsanı sorgulamak bizim haddimiz değildir. Sonuçta burada bize vatan bırakmamak noktasına gelinmiş ve bugün kocaman Anadolu topraklarına sahip olmuşuz. Bize İngiltere'nin bir hedefi vardı. Anadolu'da tek Türk kalmamak hedefiydi. Bugün bu topraklarda yaşıyorsak bu Mustafa Kemal Atatürk arkadaşlarının sayesinde. Onların sayesinde bugün nefes alıyorsak bu topraklarda hala onları sorgulamak, yargılamak kabul edilebilir bir şey değil. İşte dediğim gibi Mustafa Kemal'in en büyük özelliği gerçekçiliğiydi, hayalperest değildi. Günün şartlarına göre en anlamlı bütünlük diyordu zaten. Ve gerçekten de o anlamlı bütünlük alındı ve bu topraklarda biz 93 yıldır yaşıyoruz. Her gün minnet etmeliyiz Atatürk'e ve arkadaşlarına. O yüzden bugün Cumhuriyet'e sahip çıktığınızı, bu vatana sahip çıktığınızı çıkın gösterin. Alanlarda bayraklarınızı alın, Cumhuriyetinizi doya doya kutlayın. Daha ne diyeyim? Akıl almaz iddialarla, akıl almaz hayalperest davalarıyla, yani ülkeye işgal edilmemiş sanki, Fransız, İngiliz gelmemiş, bunların hepsi hayalmiş, Kurtuluş Harbi olmamış.
1700'den sonra Osmanlı sanki hiç toprak kaybetmemiş. Sanki 1920'lere geldiğimizde Osmanlı 3 kıtada büyük bir şeymiş. Hala egemenliğini sürdürüyormuş. Avrupa'da coğrafi keşif olmamış, sanayi devrimi olmamış, Fransız devrimi olmamış. Bunların hiçbiri olmamış. Dünyaya milliyetçilik akımları yayılmamış. Dünyada artık padişahlığın sonu gelmemiş. Bunların hepsini sanki 1920'de doğmuş Atatürk hepsini o yapmış. 3 kıtaya yayılmış Osmanlı'yı bir anda alın demiş, şu parçası sizin, bu parçası sizin, ben dağıtıyorum demiş, öyle mi? Adamlar burada bize bir karış toprak bırakmıyordu. Şimdi koskoca Anadolu'ya sahibiz. Şu an sahip miyiz? O kadar tarım toprakları her gün gidiyor. Ekili dikili alanlar, yeşil alanlar. O yüzden cumhuriyetimize sahip çıkalım. Ülkemize, vatanımıza sahip çıkalım. Ve bu vatanı bize armağan eden bütün şehitlerimize, gazilerimize minnetlerimiz için alanlarda olalım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hiçbir zaman asla unutamayız. Çünkü onun sayesinde bugün bu vatanda özgür bir yurttaş olarak yaşıyoruz. Nice bayramlara diliyorum. Sağlıcakla kalın.